Dünya bu şok olayı konuşuyor. Meksika'da tarihi anlar yaşanıyor. Meksika Meclisi'nde düzenlenen oturumda Peru'da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu olayın ayrıntılarına gelin yakından bakalım. Eylül 2023 tarihli Meksika Parlamentosu toplantısı tam 3 saat sürdü ve dünyada ses getiren bir canlı yayına tanık oldu. Bu tarihi canlı yayında uzaylılar resmen ifşa edildi. Aslında uzaylılar insanlık tarihinin en büyük soru işaretlerinden biri. Yıllardır çok sayıda kişi uzaylıları gördüğünü iddia ettiler ancak şu ana kadar varlıkları kanıtlanamamıştı. Uzaylıların varlığıyla alakalı ilk ciddi kanıtlar birkaç ay öncesinde ortaya çıkmaya başladı. Mesela geçtiğimiz ay ABD Temsilciler Kongresi'nde 3 eski asker ve istihbarat uzmanının yeminli ifadelerinde UFO'ların varlığını dile getirmeleri ve dünya dışı varlıkların dünyaya geldiğini söylemeleri sonrası UFO gündemi daha önemli bir hale geldi. Yeminli ifade verenlerden eski istihbarat görevlisi David Grush, kongredeki ifadesinde ABD federal hükümetinin UFO'lara sahip olduğunu net bir şekilde ifade etti. Grush, son 4 yılda 40'tan fazla görgü tanığıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Kendisi uzun bir süre boyunca ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı UAP Task Force biriminde yüksek güvenlik izniyle çalışan bir bürokrattı ve bu süre zarfında UFO'larla alakalı araştırmalara katıldı. Grush hatta UFO'nun bazı çalışma arkadaşlarını yaraladığını iddia etti. Ayrıca tanımlanamayan anormal olay alanından getirildiğini düşündüğü bir dünya dışı varlığın varlığından bahsetti. Dikkat çekici bir şekilde Grush bu varlığı uzaylı değil, insan olmayan bir canlı olarak tanımlamayı tercih ettiğini vurguladı. Grush'un açıklamalarının ardından Temsilciler Meclisi kanıtları talep etti. Ancak Grush elinde bulunan belgelerin son derece gizli ve hassas olduğunu belirterek bu bilgileri kamuyla paylaşmanın mümkün olmadığını ifade etti. Grush belgeleri yalnızca mahkeme sonrası senatörlere iletebileceğini söyledi. Özetlemek gerekirse David Grush, Amerikan hükümetinin 12'den fazla UFO alanına sahip olduğunu ve bu alanlardan bazılarında insan olmayan varlıkların bulunduğunu iddia etti. Grush, yeminli ifadesinde bazı insan olmayan varlıkların uzay araçlarının futbol sahası büyüklüğünde olduğunu belirtti. Ayrıca bu UFO-UAP olayları yüzünden birden fazla kişinin yaralandığını aktardı. Eski donanma pilotu David Fravor da yeminli ifade verenler arasında yer aldı. 2004 yılında yaşadığı deneyimde UFO'nun radarlar tarafından tespit edildiğini aktaran Fravor, bu uzay aracının kendi uçağından çok daha hızlı olduğunu belirtti. Ayrıca bu UFO'nun saatlerce havada sabit bir şekilde asılı kaldığını ve normal fizik kurallarına göre hareket etmeyen bir güç tarafından kontrol edildiğini ifade etti. Fravor bu tik-tak şeklindeki nesnenin inanılmaz bir hızla 96 kilometreyi sadece 1 dakikada kat edebildiğini açıkladı. Fravor'ın anlattığına göre UAP aniden kaybolup birkaç saniye sonra 90 kilometre ötede yeniden belirdi. Bu olağanüstü teknoloji hakkında Fravor, insan teknolojisinden çok daha ileride olduğunu ve bu araçların karşısında hiçbir şey yapamayacaklarını ifade etti. Son olarak eski donanma pilotu Ryan Graves verdiği yeminli ifadede karşılaştığı UFO'lar hakkında bilgi verdi. Graves, kasırga seviyesinde fırtına içinde UFO'nun hareketsiz kaldığını, fırtınanın gücünün onu etkileyemediğini dile getirdi. 2003 yılında Boeing'in Kaliforniya'da futbol sahası büyüklüğünde UFO kaza alanı bulduğunu dile getirdi. Alanda kırmızı küpe benzeyen bir UFO aracı olduğunu dile getirdi. Ayrıca verilen yeminli ifadelerden birinde bazı bilim insanlarının UFO araçlarından teknoloji elde etmeye çalışırken yaralandığı belirtildi. Aynı zamanda ABD federal hükümetinin insan olmayan canlılar hakkında 1930 yılından beri bilgi sahibi olduğunu dile getirdi. Dünyanın dört bir yanından tanımlanamayan uçan cisimler ve dünya dışı varlıklara dair deliller paylaşılmaya başlanırken bunlardan en önemli ve belki de en şoke edeni geçtiğimiz gün Meksika'da yaşandı. Dinozorların yaşamına son veren meteorun düştüğü Meksika bu sefer de UFO'ların varlığına dair ciddi delilleri masaya getiriyor. Gazeteci ve ufolojist James Mawson, Peru'da bulunan iki uzaylı cesedini kongrede tanıttı. Dünya dışı varlık olarak tanıtılan cansız bedenler normal insandan küçük canlılar. Peru'nun Ant dağlarına yayılmış Cusco şehrinde bulunan cesetler tahmin edildiği üzere 1000 yıllıklar. Bilim insanları ve gazeteciler kongreye katılırken tüm dünyanın gözü bu yayındaydı.
Meksika parlamentosundaki o anlar Batı medyasında dönüm noktası niteliğinde bir olay olarak yorumlandı ve dünya gündemine ilk sıralardan giriş yaptı. Meksika parlamentosunda yaşananlar dikkat çekici çünkü hem bulunduğu ortam itibarıyla hem de verilen yeminli ifadeler durumun ciddiyetini artırıyor. Yeminli ifade verenler arasındaysa gazeteci ve ufolojist Jay Mawson da var. Mawson parlamentodaki yeminli ifadesinde "Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz ve bu gerçeği kabul etmeliyiz" sözleriyle başladı ve şöyle devam etti. "Bu örnekler evrimimizin bir parçası değil, bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar da değil, madenlerde bulunmuş fosilleşmiş kalıntılar. Uzaylı olup olmadıklarını bilmiyoruz ama zekiydiler ve bizimle birlikte yaşadılar." Ardından Meksika hükümeti ve Amerikalı yetkililere bu iki varlığın ne olduğu ve hangi türle alakalı olduğunu bulmalarını istedi. Aynı zamanda iki cesedin bir UFO kazası ya da kalıntıları içinde değil, su yosunları içerisinde bulunduğunu dile getirdi. Gelin gündeme damgasını vuran Kongre'de yaşananlara daha yakından bakalım. Öncelikle ufak boyutlardaki iki uzaylı cesedi camlı bir kutu içinde gösterildi. Bilim insanlarının da katıldığı etkinlikte uzaylıların 1000 yaşında olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Uzaylılara ait olduğu öne sürülen cesetler kabaca insansı bir şekle sahipti. Sunum yapan araştırmacılar kalıntıların hafif kemiklere sahip olduğunu ve dişlerinin bulunmadığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nden emekli teğmen Robert Salas toplantıda söz olarak "Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor" dedi. Kongredeki uzmanlar etkinlikte milletvekillerine yaptıkları DNA testleri sonucunda canlılardan birinin içinde embriyo bulunan yumurtalar taşıdığını, kadmiyum ve osmiyum metallerinden oluşan implantlar bulunduğunu söyledi. Bir yetkili cesetlerin yakın zamanda Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde incelendiğini ve burada bilim adamlarının onları radyokarbon tarihleme yöntemiyle incelediğini söyledi. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Meksika parlamentosunun bu tarihe geçen toplantısına Harvard Astrofizik Profesörü Avil Loeb ve ABD donanmasının emekli direktörü Ryan Graves de katıldı. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz Amerikan askerleri şahit oldukları tanımlanamayan hava olaylarıyla alakalı sunumlar yaptılar, çekilen askeri görüntüleri yayınladılar. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi dünyamız uzun zamandır uzaylıların var olup olmadığıyla meşgul. Çok sayıda ufolog yıllardır uzaylıların varlığını kanıtlamak için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hatta benzer bir olay 2015 yılında Peru'da yaşanmıştı. Peru'nun ünlü tarla çizgilerinde 15 metre boylarında dünya dışı akıllı yaşam olduğu düşünülen fosillere rastlanmış. Bu iddia kısa sürede çürütülürken yerel basın ceset kalıntısının hayvan ve insan kalıntılarının birleşmesi sonucu olduğunu yazmıştı. Ancak tesadüf o ki uzaylı olduğu kanıtlanan bu iki ceset Peru'nun Cusco kentindeki bir madenden çıkarıldı ve yapılan ilk incelemelerin ardından genetik yapılarının insanlarınkinden %30 farklı olduğu ortaya çıktı. Yani bu iki cansız beden başka bir türe ait der. Peki siz Meksika Meclisi'nde yaşanan bu dikkat çekici olayla alakalı ne düşünüyorsunuz? 1000 yaşında oldukları tahmin edilen uzaylı kalıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.